Herkese merhabalar. Hasretin Dünyası YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu yemek yapacağım. Sizinle de paylaşmak istedim. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir tavuk göğsü, kemiksiz olacak. 2 bardak nohut. Nohutlarımı daha önceden zaten haşlamıştım. Şöyle 2 su bardağı süzme yoğurt. Ben bu yoğurdu evde kendim süzdüm. Siz isterseniz evde süzebilirsiniz ya da evde yapamıyorsanız dükkandan da ya da marketten alabilirsiniz süzme yoğurdumuzu. Şöyle bir patates yeterli olacak zaten. Bir yumurtam var. Yarım yemek kaşığı tuz var. Bir tatlı kaşığı nane, 2 yemek kaşığı un, bir çay bardağı sıvı yağ. Yağım, ya niye bu kadar az diyeceksiniz? Üstüne de yağ ekleyeceğim. Yağı ve naneyi kızartacağım. Üstüne ekleyeceğim. O yüzden çok yağlı olmasını istemiyorum. Evet, şimdi yapımına başlıyorum. Şöyle malzemeleri önce bu tarafa alayım. Tavuğu doğramaya başlayayım. Şöyle tavuğu şöyle küp küp doğrayacağım. Evet, tavuk göğsünü böyle küp şeklinde doğradım. Şöyle küçük olsun. Tenceremi ocağa aldım. Fırını daha önce açmıştım zaten. Altı ısındı. Şimdi eti koyuyorum. Etim haşlanacak içinde. Şöyle birazcık tuz ekleyeceğim. Güzel de karıştırıyorum. Şöyle tavuğum haşlanıyor. Bu arada ben de patatesi şöyle buraya koyayım çöpünü. Soyacağım. Sonra bunları da küp küp doğrayacağım. Evet, patatesi soydum. Şöyle tavuk da haşlandı. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Bu yağ da biraz kızarsın. Şöyle tavuk eti kızarırken ben de patatesi küp küp doğrayacağım. Sonra yıkayıp bunları da tencereme alacağım. Patatesleri küp küp doğradım, yıkadım. Şöyle suyunu süzdükten sonra şöyle etin üstüne ekleyeceğim. Etim de zaten kızardı. Patatesler de etle birlikte biraz kızarsın. Patatesler de etle birlikte kızardı. 2 su bardağı nohutu da üstüne ekliyorum. Bunlar da 5 dakika böyle kızarsın birlikte. Şöyle. Sonra suyunu ekleyeceğim.
nohutlar, patates ve et. Böyle hepsini güzelce kavurdum. Şöyle tuzu üstüne ekliyorum. Toplam koyduğum tuz yarım yemek kaşığı. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Şimdi haşlansın. Sonra diğer malzemelerini hazırlayıp çorbanın içine ekleyeceğim. Evet, çorbam kaynıyor. Bu arada ben yoğurdunu hazırlayacağım. Şöyle çorbanın üzerine ekleyeceğim bunu da. 2 su bardağı süzme yoğurdum var. 2 yemek kaşığı un. Bir tane yumurta ekleyeceğim. Şöyle bunu biraz karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi çorbanın suyundan biraz üstüne ekleyeceğim. Suyla da güzelce karıştırıyorum. Yoğurdun içine koyduğum un ve yumurtayı yoğurt kesilmesin diye koyuyorum. Eğer koymazsam yoğurt kesilir, yani tadı tuz olmaz. Bir de süzme yoğurdu, yani süzme yoğurt çorbam ekşi olmasın diye kullanıyorum. Yani size ekşi olmasını istiyorsanız süzmeden de yoğurdunuzu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu çorbanın üstüne ekleyeceğim. Şöyle yoğurdum tabak tabak olmasın diye 5 dakika böyle karıştırıyorum. Çorba kaynamaya başladı. Şimdi bunu ocaktan alıyorum. Ocağın üstüne alıyorum. Yağ kızardıktan sonra üstüne naneyi ekleyeceğim. Nane birazcık kızarsın. Onu da çorbanın üstüne ekleyeceğim. Yağ kızardı. Şimdi üstüne naneyi ekliyorum. Nane de biraz kızarsın. Sonra çorbanın üstüne ekleyeceğim bu yağı. Nanem de yağın içinde kızardı. Şimdi çorbanın üstüne ekleyeceğim. Şöyle yoğurtlu yemeğim de hazır. Çorbam servise hazır. Şöyle harika oldu. Tarifini açıklama bölümüne bırakırım. Yapmak isterseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.